Arkadaşlar merhaba. Bugün Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nı inceleyeceğiz ve analiz edeceğiz. Başlamadan önce kısaca şirket hakkında bir bilgi vererek başlayalım. Şirket Türkiye'nin en büyük demir ve çelik üreticisidir. 1960 yılında kurulmuştur. Karadeniz Ereğli'de entegre bir tesis olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca çeşitli sektörlerde kullanılan yassı çelik, uzun çelik, boru, profil, saç, kütük gibi böyle birçok ürünün üretimini yapmaktadır. Ve ayrıca şirketin ana hissedarı OYAK grubudur. Temel analizine dair küçük birkaç bilgi vererek de başlayalım. Ondan sonra teknik analizimize geçeceğiz. Bu ekranda görmüş olduğunuz bu arada 1993 yılından bu yana yani borsadan şirketin ilk açılışından günümüze kadar olan bütün grafiğini oluşturuyor hissemizin. Şirket 2023'ün ilk yarısında 18,6 milyar lira gelir elde ettiğini ve karını %28 arttırdığını bize göstermiştir. Ayrıca şirketin şu anki piyasa değeri 87 milyar liradır. Fiyat kazanç oranı yani bir diğer deyişle FK oranı ise 23,6'dır. Bunun dışında şirketimizi analiz edecek olursak biliyorsunuz ki biz her zaman dolar bazında ve haftalık bazda inceleme yapıyoruz. Çünkü bizim parasını dolara koy, yani TL bazına ne kadar kazandığımızın bir önemi şu durumda yok. Çünkü bizim parasını dolara koyan adamdan daha fazla kazanmamız gerekiyor. Çünkü biz bir yatırımcıyız. Paramızı dolarda tutmamız sadece sabit tuttuğumuz anlamına geliyor. TL'de tuttuğumuzda ise dolar yükselirse eğer ki şu anlık Merkez Bankası'nın da dediği diğer Bank of America olsun, Citibank olsun, Deutsche Bank olsun gibi birçok bankanın da öngörüsüne göre ya da HSBC'nin doların TL karşısında yükseleceğini söylüyor. Yani biz paramızı TL'de tutarsak kaybetmiş oluruz. Bizim parayı kazanabildiğimizin açıklaması yani ne kadar çok para kazanabildiğimizin açıklaması aslında parayı dolara karşı ne kadar kazandığımızın bir anlamı olacak veya göstergesi olacak. Dolara karşı ne kadar para kazanabiliyorsak o kadar kâr edebiliyoruzdur. Bu arada hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman burada gördüğünüz birçok renk var. Yeşil, mavi, kırmızı ve siyah. Burada siyah olanın burada bize satış yaptırmadığını, destek olduğunu görüyoruz. Veya burada aynı şekilde bu desteği verdiğini görüyoruz. Yani bu siyah olan hareketli ortalama 50. Yani biz diğerlerini hızlıca bir kapatalım. Hareketli ortalama 50'nin bu hisse için düzgün çalıştığını, daha doğru sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda hissemizin haftalık bazda bir küçülme, haftalık bazda böyle bir aşağı yönlü bir üçgende kırıldığını görüyoruz. Bu arada hissemize destek olarak şurada 3 defa dokunduğu için 1.10 bandını 1 dolar 10 sent bandını destek seviyesi olarak belirledik. O yüzden hissemizi toplamaya başlayacağımız yerin yine 1.15 ile 1.07 aralığında 1.06 1.07 aralığında bu aralıkta hisseyi biz toplamaya başlamalıyız ki hisseden zarar etmeyelim. Niye? Nasıl zarar etmeyelim? Ben hisseyi bugün alırsam şu anki değeri dolar bazını 1.35. Şimdi ben paramın yaklaşık olarak hadi 1.03'e düştüğünde satacağımızı kol keseceğimizi düşünelim. Ben paramın %23,5'unu riske atmış oldum. Yani paramın ben 100 bin lira koysaydım 23 bin lirasından feragat ediyorum diyebilirdim. Çünkü bu noktada benim zararımı kesip satmam gerekiyor. Ancak benim ortalama maliyetimin şu bölgelerde olduğunu, 1.12 olduğunu varsayarsak yine burada sattığımda ben paramın sadece %7'sini riske atmış olacaktım. Yani ne kadar dipten alırsam paramın o kadar az bir kısmını riske atmış olurum. O yüzden bu biraz daha önemli. Onun dışında böyle bir kırıldığını görüyorum şu bölgenin. Daraldığını görüyorum daha doğrusu. Aslında şunu şöyle çizmek de mümkün. Ama ben şu noktadan da patlama yapabilir, buradan da patlama yapabilir. İkisi de mümkün. Şu an ikisini de izlemekte yarar var. Bırakın düşsün, bu bölgelere gelsin. 1.13 ile bir, ya 1.15 ile 1.07 aralığında buralarda toplamakta fayda var.
Onun dışında kar marjı olarak da ne kadar nerelere çıkabileceğinin hakkında bir tahmin yürütelim hemen. Biz bu hissenin en tepesi ve en dibini buradan itibaren çizmeyelim. Biraz daha yakın bir yerden çizelim aslında. Bu bize daha doğru sonuçlar verir. Hem kafamızı karıştırmaz. Diğeri çok daha eski. Şuradan alalım. Şöyle bir çizelim. Evet. Evet, gayet düzgün çalışmış. Gördüğünüz gibi bu bölgede destek olarak ve direnç olarak çalışmış bu hisse. Bakın buraya gelmiş, çıkamamış. Burada destek olmuş, burada destek olmuş. Şuralarda çok verimli çalışamamış açıkçası. Ama genel olarak bu bölgenin çalıştığını görüyorum ben. Onun dışında bu bölgede de burada destek olmuş, burada destek olmuş, destek olmuş, destek olmuş, destek olmuş. Hani birkaç kez bu bölgenin de çalıştığını görüyorum. E şimdi ne yapalım? Bir bize aşağı doğru salsın kendini. Şu bölgelerden biz toplayalım. Sonra elde edeceğimiz karlılık marjında da bunu kırdıktan sonra bizim satış yapmamız gereken yerleri söylüyorum. Her zaman kademeli satış yapmanızı öneririm. Aldınız şu bölgede %25 karla kafayı 1.42 dolar seviyelerine kaldırdığında Ereğli Demir Çelik. %26 karla ne kadarını satın? %30'unu satın, %20'sini satın. Bir kısmını da elden çıkarmanız gerekiyor. Sonra bir sonraki direnç bölgesine geldiğinde atıyorum bir %50'sini elden çıkartın ya da %60'ını elden çıkartın. Sonrası zaten riske giriyor. Biraz daha olabildiği kadar düşük bir marj değinizde daha yükseklere hedeflemiş olabilirsiniz. Aynı zamanda hareketli ortalama 50 de bizim için bir önemli bir gösterge ve destek olarak daha önceden de çalıştığı için hareketli ortalama 50'yi de baz alabiliriz. Daha sonradan bu hisse yükseldiğinde hareketli ortalama 50'nin üzerinde kaldığı sürece elimizde tutalım. Hareketli ortalama 50'nin altında kapanış yaptığında bir daha çıkarabiliriz. Tabii bu seviyelere geldikten sonrası için konuşuyorum. 1.72 dolar seviyelerine geldikten sonrası için konuşuyorum. Bu arada bu videoları çekiyor olmamın tek bir amacı var. Yani ya da hangi sosyal medya platformundan izliyorsanız öğrencilere bir burs imkanı sağlamak. O yüzden takip edip beğenip destek olursanız sizin de öğrencilere bir faydanız olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.